18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü nedeniyle Hatay'da da çeşitli törenler düzenlendi. Kentteki ilk tören sabah saatlerinde Antakya Şehitliği'nde gerçekleştirildi. (18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde düzenlenen tören Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, Garnizon Komutanı Piyade Kurbay Albay Hasan Polat ve Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şehitliğe çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliğinde Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz anıt şeref defterini imzalaması ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Ateş! 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 Selam! Dur! Daha sonra törene katılanlar şehitliği gezerek şehit yakınlarına başsağlığı diledi ve dualar okudu. Daha sonra İl Kültür Merkezi'nde devam eden etkinliğe AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildağ, Hacı Bayram Türkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Başoğlu, Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Seddülbahir bölgesi ise 28 Aralık 1915, 9 Ocak 1916 arasında tamamen tahliye edilmiştir. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz burada yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren aziz milletin eşsiz kahramanlık örneklerinden biri olduğunu söyledi. Çanakkale Savaşı'ndan 3 neslin birlikte mücadele ettiğini ifade etti ve bağımsızlığın, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, Yılmaz savunuculuğunu yapan aziz şehitleri kahramanlık destanını nesilden nesile aktararak hatıralarını her zaman kalplerimizde yaşatacağız dedi. Çanakkale Zaferi sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz kararlı ve onurlu medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından bir tanesidir. Tiyatro gösterisi ve şiir dinletisinin yer aldığı etkinlikte şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası verildi.